arkadaşlar. Bugün de videolu e, ders anlatımına geçeceğiz artık. Görünmeden e, olmuyor maalesef. Biraz da biraz daha ders ortamı olsun diye böyle bir şey yapalım. Böyle deneyelim olursa. Bundan sonra böyle devam ederiz. Olmuyorsa da eski sistem devam. Dün e, anlattığım o anlatım bozukluğunun yapısal bozukluklarını yani dil bilgisi yönünden olan bozukluklarını e, şimdi onunla ilgili bir testi çözeceğiz. E, sonra Beraber Siz de benimle beraber çözün. E, durdurun videoyu. Çözün. Ondan sonra ben zaten cevabını anlatacağım size. Tamam mı? Şimdi geçelim. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Evet. Birinci sorumuz. Tamam. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için anlatım bozukluğu yapılmıştır? Birden çok yükleme olan uygulamalar e, Pardon birden çok yükleme olan evet ya da bağlaçla bağlanmış cümlelerde ortak kullanılan özne yüklemlerin tümüne uygun olmalıdır. Yani birinci cümle için olan özne ikinci cümle için de olmalıdır. Yani e, birden fazla özne yoksa eğer ki birinci cümlede ayrı bir özne ikinci cümlede ayrı bir özne varsa e, sıkıntı yok. Ama diyor ki birden çok yüklemi ya da Bağlaşla bağlanmış cümlelerde ortak kullanılan özne yüklemlerin tümüne uygun olmalıdır. Yani birinci cümlede ayrı bir özne, ikinci cümlede ayrı bir özne varsa sıkıntı yok. Ama tek bir özne var, ikisine birlikte de uymak zorunda. Tamam mı? Yani birinci cümlede bir özne var, ikinci cümlede özne yok. O birdeki özne ikincisinde de uymak zorundadır. Şimdi bakalım A seçeneği. Arızalı araba sanayiye götürüldü, tamir edildi. Sıralı cümle mi? Evet. Şimdi bakalım özneye. Arızalı araba sanayiye götürüldü. Tamir edilen ne? Arızalı araba, değil mi? İki cümle içinde ortak sıkıntı yok. İnsanın bazı insanın canı bazen bir tatlı yemek ister ve o tatlıyı yer. İnsanın canı bazen tatlı yemek ister. Ne yemek ister? Tatlı özne ve o tatlıyı yer. Şimdi tatlı burada özneydi. Neyi yer arkadaşlar? Tatlıyı. Burada ne oldu? Nesne oldu. Değil mi? Burada nesne oldu. O zaman arkadaşlar aynı özne iki cümle içerisinde de aynı sözcük iki cümle içerisinde de aynı görevde kullanılmadığı için ne olacak? Zaten bizden onu istiyordu değil mi? Birinci cümle için ortak olan özne. Diğeri için de aynısı olmak zorundaydı. Diğerine bakalım. E, saat 9 gibi denize girdik biz. Kahvaltı masasına geçtik biz. Köylüler şehre gidecek e, otobüse bindi. Şoför otobüsü çalıştırdı. Burada iki ayrı özne var arkadaşlar. O yüzden bizim için bu bizden istenmiyordu zaten. Sıkıntı yok cevabımız B seçeneği arkadaşlar. İkiye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur arkadaşlar bizden olmayan bir yani üçünde olacak bir tanesinde olmayacak. Hatırlıyor musun bu filmi izlemeye sen ve ben gitmiştim. Gitmiştim olabilmesi için sadece ben sözcüğünü kullanması gerekiyor. Hatta onu bile kullanmasına gerek yok. Gitmiştim dese zaten ben oluyor. Sen ve ben gitmiştik arkadaşlar olması gerekiyor. O zaman burada var mı anlatım bozukluğu var? En iyi insanlar bile çoğu kişisel çıkarlarını düşkün oluyorlar arkadaşlar. Kişisel çıkarlarına düşkün oluyor. C. Vali Bey eğitim, eğitimdeki yatırımlarla ilgili bilgi verecekler. Dün anlattığım konuda şu vardı. Saygı, sitem gibi ifadelerde arkadaşlar ne oluyordu? Vali Bey yüklem ne oluyor? Çoğul olabilir arkadaşlar. Tamam mı? O zaman cevabımız C seçeneği. Buraya bakalım. Tavuklar kümese neden girmiyorlar? Şimdi insan dışındaki bir varlığın eğer ki özne oluyorsa yüklem ne olacak? Tekil olmak zorunda. Burada neymiş tekil? Çoğul. O zaman ler lar ekini atıyoruz. Bu da cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bu cümlede numaralanmış Sözcüklerden hangisine getirilen ek anlatım bozukluğuna neden olmuştur arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Bence küçük çocuklarımızın en büyük sorununun sabah çok erken saatlerde uyanmak olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi olduğunu düşünüyorum. Zaten bence olması gerekiyor. Ben Arkadaşlar küçük çocuklarımızın en büyük sorununun sabah çok erken saatlerde uyanmak olduğunu düşünüyorum. Değil mi? O yüzden cevabımız arkadaşlar A seçeneği oluyor. Yani zaten olduğunu düşünüyorum demek bence ifadesi oluyor. O yüzden C, C ekinin burada bir yeri yok. evet dördüncü soruya bakalım şimdi. Çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor bize arkadaşlar değil mi? Çatı uyuşmazlığı neydi? İki cümlemiz vardı. Yani sıralı cümle. Birinci cümle arkadaşlar etken ise ikinci cümlede etken olmak zorundaydı. Birinci cümle edilgense ikinci cümlede edilgen olmak zorundaydı. Böyle bir kuralımız var. Tek şart bu. Yani ikisi de aynı olmak zorunda. Etken etken edilgen edilgen. Sıkıntı. Başka yok. Bakalım birinci cümleye. Bir basın toplantısı yaparak gelişmeleri kamuoyuna gelişmeler kamuoyuna açıklandı. Bütün cümleleri okuyalım. Ben pazar sabahı gazete kardeşim oyun oynamaktan hoşlanır. Gazete okumaktan burada bir anlatım bozukluğu var fakat arkadaşlar yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir şey. Bize ne istiyor? Çatı uyuşmazlığından kaynaklanan biz bu çalışmalardaki niyetlerimiz insan ekmek israfını önlemektir. Biz bu çalışmalardaki niyetimiz bizim bu çalışmalardaki iki gündür arıyorum, iletişim kuramıyorum. Onunla iletişim kuramıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Cevabımız A seçeneği. Nasıl oluyor? Bir basın toplantısı yaparak yapan kim arkadaşlar? O. O zaman nedir? Basın toplantısını yapan belli olduğu için ne oluyor? etken oluyor. Bakalım gelişmeler kamuoyuna açıklandı. Açıklandı yüklem. Peki açıklayan kim? Belli değil arkadaşlar. Burada özne, sözde özne yani burada edilgen oluyor. O yüzden cevabımız 1 yani arkadaşlar A seçeneği etken edilgen ne olması gerekiyordu? Bir basın toplantısı yaparak gelişmeleri kamuoyuna açıkladı deseydi arkadaşlar etken ve etken oluyordu. O zaman sıkıntı olmazdı. Şimdi cevabımız A seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eksikliğinden bakın tamlayan eksikliği neydi? Birincisine bakalım. Birincisi tamlayan. İkincisi arkadaşlar tamlayan. İkincisi de tamlanan. Yani tamlayan eksikliğinden kaynaklanan birincisi eksik. Buradaki kullanmış ama ikincisini kullanmamış. Bundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. A eminim öğretmenim bana 100 puan verir herhalde. Eminim ve herhalde gereksiz sözcük kullanımı. Biz bunu aramıyoruz. Tamlayan eksikliğinden kaynaklananını buluyoruz. Çalışmalarınıza katkı sağlamaktan dolayı mutluyum arkadaşlar. Ee, böyle bir şey aramıyoruz. Katkı sağlamaktan dolayı mutluyum. C. kanı bulmalıyım. Nasıl ulaşacağımı bilemiyorum. Bu ülkede konukseverlik havası kadar sıcaktır. Konukseverlik virgül havası kadar sıcaktır. Arkadaşlar neyin havası? Ülkenin arkadaşlar. Ülkenin havası. Burada ne olması gerekiyor? Ülkenin havası. Ülkenin havası isim tamlaması. Buradaki bunu kullanmadığı için arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Yani tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. Geçelim 6. soruya. Şimdi cümlelerin hangilerinde yer tamlayıcısı Neydi diğer tamlayıcısı? Dolaylı tümleç arkadaşlar. Dolaylı tümlecin tek sıkıntısı neydi? E, de, DEN ekleri. Yani dolaylı tümleç olmayacak. Aslında burada baktığın zaman yine aynı sıkıntı. Bize sadece oraya yazmamızı istiyor. Yani baktığın zaman cümlede herhangi bir hata yok. Ama sadece bizden oraya yazacaksın diyor kardeşim. Yazacaksın. Başka çaren yok. O yüzden biz ne yapacağız? Oraya dolaylı tümleci ekleyeceğiz sıkıntıyı gidereceğiz. Hangilerinde böyle bir sıkıntı var? Bakalım. Şimdi okulda kitap okuma projesi yapılacak. Bu yüzden satın alınacak. Ne satın alınacak? Burada bir şey yok. Bizim tek işimiz bir, birbirimizi sevmek arkadaşlar. Sevmesek bile saygı duymaktır. Birbirimize saygı duymaktır arkadaşlar ne birbirimize kime saygı duymaktır birbirimize saygı duymaktır burada tamam sizde Hüseyin'in yalan söylediğini anladınız uzaklaştınız kimden arkadaşlar burada ondan uzaklaştınız kimden ondan değil mi birbirimize Birbirimize e ekini kullanmış. Ondan uzaklaştınız. Dan eki değil mi? Bize zaten e d ve dan eklerini kullanarak yapılıyordu. Dolaylı tümleç. 2 ve 3 seçeneği arkadaşlar. Diğerlerine bakmaya gerek yok zaten. 2 ve 3 seçeneği burada var. 7. soruya bakalım. Bu cümlelerde bu cümledeki anlatım bozukluğu hangi öğenin eksikliği arkadaşlar? Üye eksikliğinden kaynaklanmıştır. Öğretmenimiz sınıfın bozulan saatini onardı. Tik tak çalışmaya devam etti arkadaşlar. Çalışmaya devam eden ne arkadaşlar? Saat. Buraya ne yazacağız? Saat. Çalışmaya devam etti. Değil mi? O zaman ne olacak? Çalışmaya devam eden ne? Saat arkadaşlar. O zaman ne arkadaşlar? Özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi bu soruya bakalım. Görünüyordur muhtemelen. Bu cümledeki anlatım bozukluğu yukarıdaki panoda numaralanmış nedenlerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Şimdi cümle biraz uzun olduğu için şöyle yapalım. Bu cümleyi dur bir saniye size onu büyüteyim. Şöyle şurada büyütüyorum cümleyi. Evet. Bunu da aşağı indiriyorum. Gayet tamam. Gayet okuyabiliyorsunuz. Ben ajanda, ajandaya karşı hep defteri savunacağım. Ama o tarihi hatamdan evimizdeki Defter geleneği yıktığım için asla affetmeyeceğim. Şimdi tamlama eksikliği neydi arkadaşlar? Ya tamlayan ya da tamlanandan birisi eksik olacaktı. Defter geleneğini dediği için şunu şuraya koydum. Defter geleneğini dediği için pardon. Biraz sıkıntı olabiliyor kusura bakmayın artık. Bu kadar da olsun can. Defter geleneği dedi zaten arkadaşlar tamlama. Bunu eledik. Sonra <laughs> öye eksikliği vardır. Cevabımız bu olacak. Onu geçelim. <laughs> özne yüklem oluş arkadaşlar. Savunacağım, affetmeyeceğim. Ben yani ikisinde de herhangi bir özne yüklem uyuşmazlığı yok. Çatı uyuşmazlı arkadaşlar. Savunan da kendisi. Affetmeyecek olan da kendisi olduğu için ikisi de etkendir. Yani birinci cümlede, ikinci cümlede etkendir. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bu değil. Öğe eksikliği. Peki hangi öğe eksikliği arkadaşlar bizde? E, neyi affetmeyeceğim? Ya da kimi affetmeyeceğim arkadaşlar? Burada ikinci cümlede ikinci cümlede nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Ee, hangi sözcüğü getireceğiz? Kendini yani kendimi affetmeyeceğim olması gerekiyor. Okuyalım. Ben ajandaya karşı hep defteri savunacağım ama o tarih hatamdan evimizdeki defter geleneğini yıktığım için kendimi buraya buraya kendimi asla affetmeyeceğim arkadaşlar. Öyle eksikliği. Yani cevabımız ne oluyor burada? cevabımız öye eksikliğe yani Bursa seçeneği oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Dokuzuncu soruya bakalım. Şimdi burada aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamasından orası bir çizik çekilmiş. E, onu da söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bitki, hayvan, organ adları ve cansız varlıklar çoğul özne olduğunda yüklem tekil olur. Bunu birinci soruda söylemiştik. Pardon ikinci soruda söylemiştik. Yani yüklem arkadaşa pardon özne insan dışındaki bir varlıksa yüklem tekil olur arkadaşlar. Eğer çoğul varsa yüklem tekil olur. Ancak kişileştirme yapılmışsa kişileştirme yapılmışsa neydi kişileştirme? İnsanın özelliğinin insan dışındaki varlıklara verilmesi değil mi? O yüzden e, yüklem çoğul olabilir. Şimdi bakalım hemen şöyle dokuzuncu sorumuza. Maymunlar bir ağaçtan öteki ağaca atlıyorlar. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı olacak. Atlıyor. Pardon atlıyorlar dedim. Atlıyor. Bir sıkıntı yok. Bakın insan dışındaki bir varlık özne lerlar eki almış değil mi? Ama ne diyor? Yüklem tekil olacak. Burada herhangi bir sıkıntı yok, gayet nizami. Gözlerim uzağı da yakını da çok iyi görmüyor. Gözlerim lerlar eki almış, görmüyor ve tekildir. Sıkıntı yok. Pencereler bizim evde yazın hep açık bırakılırlar. Şimdi pencereler lerlar. Ne dedik? İnsan dışındaki herhangi bir varlık özne ise ve çoğul eki aldıysa yüklem ne olmak zorunda arkadaşlar? Tekil olmak zorunda. Burada lerler eki kullanmış mı? Kullanmış. O zaman bizim için anlatım bozukluğu yapmış. Cevabımız C seçeneği olmuş arkadaşlar. D seçeneğinde aynı kişileştirme yapılmıştır. Ne diyor? Serin bir bahar sabahında çiçekler rüzgarla dans ediyor. Şimdi dans etmek insan yapar. Çiçekler rüzgarla dans ediyorlardı. Burada çoğul eki kullanmış. Ama çoğul eki olabilir. Ol, ola da olmaya da bilir. Yani sıkıntı yok. İkisini de kullanabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet 10. sorudan devam edelim arkadaşlar. 10. soru. Ee, bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi biri çaycılık, diğeri 3. ligde futbol oynayan talihliler 50 milyon lirayı paylaştılar. Şimdi buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Buradaki sıkıntı biri çaycılık, diğeri de 3. Lig'de futbol oynayan. Şimdi burada yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Nedir yüklem eksikliği? Şimdi şöyle yapıyorsun. Kahvaltıda çay ve simit yedi arkadaşlar. Çay yenilmez, içilir. Burada da aynı sıkıntıdan kaynaklanan bir durum var. Biri çaycılık yapıyor arkadaşlar. Diğeri 3. Lig'de futbol oynayan arkadaşlar. Çaycılık Buradaki futbol oynamak, çaycılık yapmak. Şimdi burada e, bunu buna kullandığımız zaman mantıklı oluyor mu? Biri çaycılık oynayan, diğeri 3. ligde futbol oynayan. Olmaz arkadaşlar. O yüzden buraya ne getirilecek? Çaycılık yapan diğer 3. ligde futbol oynayan talihliler 50 milyon lirayı paylaştılar. Tamam mı? Cevabımız arkadaşlar ne olacak? Çaycılıktan sonra yapan Sözcüğü getirilmesi gerekiyor. 11. soruya bakalım. 11. soruya bakalım. Şimdi boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Diş hekimi çocuğun çürük dişini çekip eve gönderdi. Şimdi burada <laughs> e, kimi gönderdi arkadaşlar? Kimi gönderdi? Çocuğu. O zaman nedir? E, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır çekip arkadaşlar buraya kadar birinci cümlemiz eve gönderdi. Şimdi diş hekimi çocuğun çürük dişini çekip çocuğu eve gönderdi. çocuğu eve gönderdi. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi neymiş arkadaşlar? Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. O yüzden cevabımız ne olacak? Diş hekimi çocuğu çekip çocuğu evine gönderdi. C seçeneğinde bizim söylediğimizin aynısı var. O yüzden cevabımız C seçeneği. 12. soruya bakalım. 12. soruya ve bu testteki son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangisi yapılarak giderilebilir? Bir resmi araç bu tür bir olayda kullanılmasına hiç anlam veremedik. Şimdi Burada ek eksikliğinden kaynaklanan bir durum var. Ek eksikliği nedir? Herhangi bir sözcüğe getirilen işte ekler, çekim ekleri olabilir, çoğal ekleri olabilir, hal ekleri olabilir. Bu tür ekler arkadaşlar getirilerek anlatım bozukluğunu gideririz. Şimdi bir resmi araç bu tür bir olayda kullanılmasına anlam verin veremedik. Burada araç sözcüğüne arkadaşlar -ın ekini bir resmi aracın aracın olmadı siliyorum bir daha yazayım. Bir resmi aracın bu tür bir olayda kullanılmasına hiç anlam veremedik arkadaşlar. Yani var mı burada cevabımız D seçeneğinde aynısını kullanmış zaten. Ee, videomuz bu kadar. Bu test bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki testi de yine beraber e, bu şekilde çözelim. Yani en azından e, size biraz daha yakın olduğumu hissediyorum. E, bu şekilde böyle bir devam edeceğiz. E, test 2 ile bir sonraki konumuz daha doğrusu videomuz devam edecek. Şimdilik hoşça kalın Görüşürüz.